Evet efendim. Sizlerden gelen soruları cevaplandırdığımız, medikal estetik konuştuğumuz, sevgili Vesta Odabaşı ile birlikte sizlerin sorularını yanıtladığımız en özel bölümümüze geldik efendim. Bu bölümde izleyicilerimizden geçen hafta boyunca yaz aylarında bitmek tükenmek bilmeyen dert olan terlemeyi konuşacağız. Terleme sorununun çözümünü konuşacağız ve terleme sorununda sizin ürettiğiniz ve uygulama sırasında da çok etkili bir yöntem olan terleme tedavilerinde botoks uygulamasını sorgulayacağız. Nedir ve nasıl yapıyoruz bu tedaviyi? Şimdi terleme, çok aşırı terleme, hiperhidrozis dediğimiz e, olay. Çok fazla terlediğimiz için hastalarda konforlarına çok fazla düşürmekte. Danışanlarımız bize işte giysilerimi giyemiyorum, genel olarak çok fazla ıslaklık hissediyorum diye gelirler ve bu işlemi botulin toksin uygulamasıyla ortalama 6 ay, 8 ay gibi durdurabiliyoruz ve işlemi tekrarladıkça bu aşırı terlemede ciddi anlamda bir azalma hissine gidiyor. Hasta bu konforu yaşadıkça zaten çok alışıyor ve gerçekten ona sağladığı konfordan ötürü de tekrarlamak istiyor bu işlemi. İşlem çok kolay, çok mayran şartlarında yapılabilecek e, basit bir işlem. E, çok bir ağrısı, acısı veya işlemi yaptıktan sonra normal e, fiziksel aktivitesini çok rahatlıkla yapabileceği bir konforda. E, Botulinum toksini uygulayarak orada e, bir miktar terlemede yavaş yavaş azalma oluşturuyoruz. Hasta o konforu sağladıktan sonra, tam etkiyi aldıktan sonra zaten terleme ciddi anlamda durmuş oluyor. Şöyle sorular gelebilir. O bölgeyi durdurduk başka bölgem terleyecek mi şeklinde. Evet. Ama genel anlamda yani konforun sağladıktan sonra herhangi bir başka bölgede çok aşırı terleme gibi bir şey söz konusu değil bu anlamda. Peki çok basit bir anlatımla. Koltuk altı bölgesi bir avuç içi kadar olan bir bölge. Bu avuç içi kadar olan bölgenin... E botoks enjeksiyonlarıyla buradaki ter bezlerinin çalışmasının azaltılması işlemi. Basit mantıkla nasıl gerçekleşiyor? İşlemi nasıl yapıyorsunuz? İşlem çok kolay. E o bölgede çok yüzeysel, çok ince iğnelerle botulinum toksini biz kendimiz onu planlıyoruz bölgenin genişliğine göre belli dozlarımız var. O dozlarda işlemi çok total, çok yüzeysel bırakarak küçük bir iğneleme tekniği gibi düşünün. bir tabii ki bir iğneyle uygulanıyor bu ama bizim ona yardımcı destek olarak uyguladığımız bazı şeyler var ve acı hissi çok azalıyor oluyor. Terlemeyi hafiflettikten sonra botoks kendi etkisini göstermeye başladıkça yani ortalama 7-15 gün içerisinde tamamen etkiye pike ulaştığında artık terleme sorunu çözülmüş oluyor. Hasta normal bireyler gibi hiç aşırı terleyen biri olmamış oluyor ve çok daha konforlu bir hayat sürmüş oluyor. Peki terleme noktasında fırın tezgahının önünde Ocağının önünde çalışan işçi de terler, döner e, tezgahın önünde çalışan e, aşçı da terler, ev işleriyle uğraşan hanımefendiler de terler. Evet. Burada terleme tedavisindeki kriter e, çevre etmenlerinde çevreden gelen uyaranlar mı, yoksa kişinin kendine ait terlemeye? E, sebep olan ter bezlerinin fazla varlığını çalışması. mı fazla çalışmasını mı siz azaltıyorsunuz? Evet. Yani biz orada terlemeyi e, amacımız etraftan gelen etkenler değil. Yani vücudun kendisinin ürettiği terleme bezlerinin fazla çalışmasını biraz daha azaltabilmek. Tabii ki çok fazla sıcaksa, çok fazla işle ilgili de bir etkeni varsa ısı bir miktar bu etkileyebilir ama bizim orada ter bezlerinin fazla çalışmasını bloke edip biraz daha azaltmak amacımız. Azaltıyoruz. Peki bir de genç e, bireylerin, kadın veya erkek, e, sosyal ortamlarda girdikleri zaman yaşadıkları e, avuç içlerinde, ayakların tabanında olan terleme var. Onun da bu manada bir tedavide etkinliği yeri var mı? Kesinlikle. Onlar için de aynı uygulamayı yapabiliriz. Aynı şekilde el içine, ayak tabanına da bu uygulamalar yapılabilir. Yine lokal anesteziklerle uyuşturulduktan sonra bu uygulamaları gerçekleştirebiliriz. Evet, yaza girdiğimiz yazın başlangıcı sayabileceğimiz bu günlerde terleme sorunu yaşayan e, kimselerin özellikle... E, Terlemeyi yaşamadan evvel önlem alabilmesi açısından bu dönemde terleme tedavileri için botoks uygulamasının gerekliliğini de e, çok güzel olabileceğini belirtmiş oldunuz. E, evet. Çok teşekkür ederim. Sevgili ben teşekkür sizin. ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Evren Gökeşmen'in bizler için hazırladığı, kliniğinde bizler için özetlediği çok güzel görüntüler var efendim. Hep birlikte izliyoruz. Çok geçe devam ediyor.